Endüstriyel tarım doğanın döngülerini ters olarak işlemekte. Dolayısıyla sürdürülebilir değil. Her şeyi, biz her şeyi organik yemek isteriz. Kendi kendimizi zehirleyecek miyiz? Üretim döngüsü önce toprakla başlıyor. Tohum pek çok şeyin başlangıcı. Cömert toprakla birleştiğinde mucizeler yaşanıyor. En çok etkinlik yaptığımız alan gıda meselesi. Çünkü insan birinci derecede dünyayı gıda sistemleri üzerinden etkiliyor. En büyük ayak izi gıda üzerinden gerçekleşiyor. Hem doğayı, hem kendi sağlığımızı, hem de aramızdaki insanlar arasındaki ilişkiler üzerinden aslında gıdanın doğa dostu, sürdürülebilir olması için uğraşıyoruz yıllardır. Besin zincirinin ilk halkasını tarım oluşturuyor. Çünkü toprağa ne verirsen büyütüp sana geri veriyor. Son yıllarca çokça tartışılan konulardan biri tarım ilaçları. Zehirli yapılan tarımın da aslında çok çok zararlarına dikkat çekmek istedik. Zehirsiz Sofralar isimli bir projemiz var. İnsan yaşamını tehdit eden ve doğayı tehdit eden en zehirli pestisitler, yani tarım zehirleri. Buğday Derneği ekolojik yaşam biçimini birey ve toplumda geliştirmek için çalışıyor. Bu benim için bir felsefe. Kendi çocuğuma ne yedirmek istiyorsam Türk halkının çocuğuna da onu yedirmek istiyorum. Doğa dostu uyumlu çalışmaları destekliyor, tüketici bilincinin oluşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Biz doğanın dengesine saygı duyarsak, o kadar güzel bir denge ki bunu koruyabilirsek. Çünkü her şey birbiriyle uyumlu. Biz burada yokken de bunlar vardı. Biz buraya geldik, onlar yine var ve var olmaya da devam edecekler. İnsanlar daha çok hastalanmaya başladılar. Sağlıklarını büyük oranda gıda nedeniyle kaybettiklerini fark etmeye başladılar. Beslenmenin önemini fark etmeye başladılar. Beslenirken temiz gıdanın öneminin farkına varmaya başladılar. Doğal yöntemlerle uğraşırsak bu topraklar bize ve bizden sonrakilere daha faydalı olacak. Dernek sadece insan sağlığını tehdit eden ilaçlarla mücadele etmiyor. Bu katkı maddelere ilaç denmesine de itirazları var. İlaç diye bahsettiğimiz şeyler işte hastalıklara karşı iyi gelmesi için kullandığımız maddeler değil, birçok şey ilaç. Ama bu ilaç değil. Bu zehir. Tarım ilacı olarak söyleniyor ama ilaç kelimesini kullanmak istemiyoruz. Çünkü bu bir ilaç değil. İyileştirmek, onarmak için yapılan bir şey değil. Direkt öldürmek için kullanılan maddeler bunlar. O yüzden tarım zehirini dillere alıştırmaya çalışıyoruz. Herkes ilaçsız tarımın ürünlerini sofrasında gönül ferahlığıyla tüketecek. Doğrusu düzgünü budur zaten. Buğday Derneği'nin Zehirsiz Sofralar Projesi 2019 yılında başladı. Amaçları zehirli maddeler içeren tarım ilaçlarının yasaklanmasıydı. Çünkü sağlıklı gıda herkesin hakkıydı. Her sene binlerce ton düzeyinde kullanılıyor. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler zehirsizsofralar.org isimli bir web sitemiz var. Zehirsiz Sofralar Ağı tarafından bilgiyle desteklenen bir web sitesi burası. Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülüğünde bir araya geldi. 2020 yılında gerçekleşen kampanyaya 100'ün üzerinde kurum destek verdi. 100 binden fazla imza toplandı. Son 15 sene, 20 sene gibi süreler içerisinde 6 katına, 7 katına çıkmış bir tarım zehri kullanımımız var. Böceklerdir, mantarlardır, istenmeyen otlardır. Nasıl antibiyotik için insanlar aldıkça direnç oluşuyor, aynı şekilde bütün bu canlılarda bir direnç oluşuyor. Dolayısıyla ya daha fazla kullanacaksınız ya daha zehirlisini kullanacaksınız. Bu gittikçe artıyor, gittikçe artacak. Etken maddelerin zararları saymakla bitmiyor. Topraktaki kalıcılıkları, yeraltı sularını kirletmeleri, arılara, balıklara ve memelilere zarar vermeleri. Üstelik sadece tüketiciler değil, işçiler ve çiftçiler için de büyük tehlike oluşturuyor. Atıyoruz, hava kirliliği yaratıyor. Atıyoruz, toprak kirliliği yaratıyor. Daha sonra yağan yağmurlarda bu pestisitler aşağı iniyor. Mecrayla suya karışıyor, su kirliliği yaratıyoruz. Dolayısıyla bütün ekolojiyi kirletiyoruz. Kampanya sonuç verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı 16 pestisit etken maddesinin kullanımına yasak getirdi.
ilaç bile kullanmıyorlarmış eskiden. Ben isterim ki onların dönemindeki gibi çiftçilik yapalım. Bize diyorlardı ki sen organik kullanıyorsun, senin bağlar gitgide verimsiz hale gelecek. Ya biz verimsizi verimli hale getirdik. Buğday Derneği'ne göre kalıcı çözüm için yerli tohum kullanımını desteklemek ve çiftçiler arasında ağ kurmak gerek. Böylece toprak kendi kendini onaracak, zehirli maddelerden kurtulacak ve eski haline gelecek. Ayrıca tüketici bilincinin de değişmesi gerekiyor. Organik gıdaları tercih etmek, organik tarımı desteklemek anlamına geliyor. Ve tabii israftan mümkün olduğunca kaçmak, ekolojik yaşam biçimini desteklemenin bir başka yöntemi. İnsanların sadece ihtiyaçları kadar gıda tüketmeleri halinde de tüm dünyayı besleyebilecek gıdayı zehirsiz üretebileceğini düşünüyorum. Bunu biliyorum.